Göreceğini düşünür müsünüz? Evet sene başından beri altın bu sene e, yıldızı parlayacak bir e, emtia olarak görülüyordu zaten. E, ama zaman zaman e, tabii yükseklik kitlenin getirdiği spekülatif hareketlerle düzeltme e, fiyatları oluşabiliyor ki bugünlerde onu yaşıyoruz. Bu arada tabii e, büyük banka fon yatırımlarının da yatırım... E, bölümlerinde e, bu e, spekülatif fiyat hareketlerine e, bazı e, ekonomik gelişmeleri bahane ederek de e, kullandıklarını biliyoruz. E, dolayısıyla e, şimdilerde yine e, bir faiz gölgesinin özellikle e, altın üzerinde e, yavaş yavaş etkili olduğunu görüyoruz çünkü e, işte dün açıklanan e, yine Fed'in son toplantı tutanaklarında faiz artırımının e, işte bir miktar daha devam edebileceği beklentisi oluşmuş durumda o bakımdan gözler şu anda Haziran ayındaki Fed toplantısında o zamana kadar muhtemelen e, şu andaki konumu itibariyle 1957 dolar on seviyelerinden işte 1992 dolar on seviyeler arasında bir e, dalgalanma e, yine yaşayacak diye düşünüyorum. Aslında e, geçen sene çok fiyatladık e, faiz artırımlarını ama bu sene daha az fiyatlıyoruz. Özellikle Haziran bu noktada çok önemli. Haziran geçildikten sonra muhtemelen e, tabii ki bu borç e, işte tavanı meselesi de e, halledilebilirse. E, Hallediğim mesele zaten sizin de söylediğiniz gibi daha e, fazla bir ilgi olacak. E, çünkü para birimlerine ki uluslararası para niteliğindeki olan e, Amerikan dolarına e, ilginin daha azalması e, altını destekleyecek. E, dolayısıyla her halükarda Haziran e, FED toplantısından sonra... E, çünkü off toplantıdan sonra artık faiz artırımlarına ara vereceği beklentisi e, var. En azından Eylül'e kadar bir bekle gör e, pozisyonuna girecek e, FED toplum. FED e, yetkilileri de aynı şekilde e, bunu izleyecekler. E, ve dolayısıyla de altın fiyatı Haziran'dan sonra yani FED toplantısından sonra tekrar yönünü yukarı çevirerek 2000 doların üzerinde olma olasılığı yüksek görünüyor. Tabii e, bir taraftan da jeopolitik gerginlikler de fiyatlanıyor. hala işte e, hafta sonu geldiği zaman işte bu hafta sonunda Ukrayna e, Rusya'yı mı saldırır Rusya Ukrayna'yı mı saldırır gibi alışılmış e, alışılmış olmasına rağmen hala tedirgin edici gelişmeler de söz konusu diğer taraftan e, diğer ülkelerde özellikle de Çin ile Amerika arasında Tayvan e, özelinde ki gelişmelerde yakından izleniyor bu noktada. Yani bir taraftan da jeopolitik gerginlikler de etkili oluyor. Tabii ekonomik olarak işte işsizlik, üretim, büyüme gibi istihdam gibi konularda yine gelen ekonomik veriler itibariyle altında muhakkak bir tepki görüyor veyahut da bir duyarlılık hissediliyor. Nitekim bugün Almanya'nın birinci çeyrek büyümesiyle Amerika'nın e, birinci çeyrek büyümesi yanılmıyorsam e, ekonomik olarak e, var. Ayrıca her perşembe e, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da Amerika'da özellikle faiz e, sürecini etkileyen önemli kısa süreli e, ekonomik veriler. E, dolayısıyla ben bu seviyelerin e, dış piyasa itibariyle altın için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Fakat tabii içerideki konum çok daha farklı. Biz bu dışarıdaki gerilemeleri içeride çok fazla hissedemiyoruz bulunduğumuz e, işte siyasi ortam, ekonomik ortam nedeniyle. Deli Bey bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi e, bizim bizim ekonomim.com'da yer alan bir haberde ee, bu konuda ele alınıyor. Ben oradan gördüm ki e, Merkez Bankaları 2022'de 1079 ton Aynen. altın satın almışlar. Bu arşivlerin e, başladığı 1950'den bu tarafa Merkez Bankalarının aldığı en yüksek altın miktarıymış. Bu bilgi de yer alıyor. Şimdi bunun nedenini Olarak da bu Financial Times'ta ve diğer kaynaklarda belirtilen tabii ki işte e, Ukrayna Savaşı, Covid vesaire bütün bunların etkileri var. Enflasyon korkuları artan küresel borcun da bu konuda bir tedirginlik yarattığı ifade ediliyor. Ama bir, bir, bir konu ilgimi çekti. E, özellikle bu Ukrayna Savaşı e, sonrasında e, Rusya'nın bütün döviz varlıklarına hemen hemen yani sterlin, euro, dolar bazındaki bütün döviz varlıklarına ki 300 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor bu kaynaklarda. Onlara el konulması da gelişmekte olan kimi merkez bankalarını buraya sevk ettiği yani dolara ve Amerikan varlıklarına karşı diyelim ki oraya karşı biraz tedirgin etmesine et etmesine yol açıp altına doğru bir yönelime doğru gittiği ifade ediliyor. Yani bu mesele konuşuluyor mu? Çünkü 2078 dolar oldu galiba değil mi? Son yani rekor olarak öyle bir yere doğru geldi. <laughs> doğru söylüyorsunuz. Evet yani bu da bir rekor yani. Şeydi ama şeyde evet. Gerçi kimi uzmanlar diyor ki asıl rekor bugünkü dolar fiyatlarına çevirecek olursak o Nixon son dönemindeki o altındaki yükselişi kestiği rakamlara bakarsak 3.300 dolarlar filandır diyor yani bilemiyorum yani tabii ki onların kendi karşılaştırması yani bunun da acaba altına yönelimde yani bu merkez bankalarının ya biz kendimizi daha fazla koruyalım dolara vesaireye karşı yarın öbür gün başımıza bir iş gelir dolar tutarız. Kullanamayız, altına yönelelim gibi bir eğilimi de içeriyor mudur? Yani kaynakların belirttiği böyle bir önemli gelişme var. Evet e, özellikle ekonomisi sağlam, ol sağlam olan ülkelerin merkez bankalarında rezerv olarak altın miktarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika'da 8300 ton e, sabit bir altın e, rezervi var. E, diğer taraftan işte Almanya'nın her zaman konuşuyoruz ikinci sırada 3000 ton rezervi. Son dönemde bir miktar Rusya'dan satışlar oldu. Tabii bu arada Çin'e baktığımız zaman orada da rezervlerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda o ülkelerin merkez bankalarının kredibilitesi açısından da çok önemli. Biz de zaman zaman alımlar yapıyoruz işte en son e, 100 ton kadar, 110 ton kadar iç piyasaya satılan bir altın da var. E, dolayısıyla biz işte 500 ton civarında e, değişen bir e, net rezervimiz söz konusu. E, ama son dönemde işte bu e, enflasyonda hala ait. E, bunlarına rağmen e, enflasyonu düşürlememiş oluyor. E, diğer taraftan bu gerginliklerin para birimlerine olan e, ee, özellikle e, tedirginliği veyahut da para birimli olan endişenin artmış olması e, Tabii ki altına olan e, Merkez bankalarının ilgisini de artırıyor e, ama temelde e, genelde dünyada bir jeopolitik gerginlik bir e, kutuplaşma e, işte bir bloklaşma bir taraftan Avrupa ve Batı bir taraftan da işte Çin Rusya İran gibi e, Hindistan'da dahil olmak üzere böyle bir bloğun oluşmuş olması bir gerginlik de yaratıyor bu dönemde tabii altın e, bunlar için daha önemli evet e, 2078 doları gördük e, buradan geri dönüş oldu aslında bu sağlıklı bir fiyat işleyişi bence e, sürekli hızlı yükselen bir dönemdi hangi imti olursa olsun fiyatın daha hızlı çekile, çekilebildiğini her zaman görüyoruz bu bütün yatırım araçları için geçerli ee, şimdi bir güç topluyor ee, işte engelleri Biraz önce söyledim Merkez Ban Amerikan Merkez Bankası'nda faiz artırımı konusundaki karar bekleniyor ee, Dolayısıyla Bunlar aşıldıktan sonra bu kez e, benim tahminim 2100 dolar on seviyelerini göreceğiz sonra da sene sonunda Eylül Ekim'de Muhtemelen e, Amerikan Merkez Bankası'nın şu anda dil dirmiyorlar ama e, artık bir faiz indirimine yavaş yavaş geçelim şeklinde bir beklenti de e, söz konusu. Böyle bir şey olduğu zaman e, 2300-2400 dolarlar seviyesinde e, görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla sene başından beri konuşulan bu sene altın yılı e, meselesi biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii bunda merkez bankaların altın alımları da fiyatı destekleyen diğer bir gelişme ama Avrupa ve Amerika halkları henüz daha bizim o eski alışkanlıklarımızı daha yeni edinmeye başladılar. E, çünkü enflasyona karşı paraların değerini korumak için e, güvenli liman altındır. Biz hala bunu sürdürüyoruz ama bugün Amerika'da e, ve Avrupa ülkelerinde bu yeni yeni e, anlaşılmaya başlandı ve hatta yurt dışından gelen işte e, turist diyelim veyahut da yabancıların e, bizden de fiziki olarak altın almaya başladıklarını görüyoruz. Bu da çarpıcı bir gelişme.